Show Olan Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetimindeki son 16 yılı daha önceki dönemlerle karşılaştırdı. CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine ise devam etti. Yeni bir dönemin arefesindeyiz diyen Erdoğan'ın Türkiye'nin hedeflerine dair önemli mesajları da vardı. Mazlumların cesetlerinin çocuklarıyla birlikte sahile vurduğu bir dünyada hiç kimse kendini emniyette hissedemez. Demek ki Bay Kemal ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Eleştiri oklarının hedefinde yine Kılıçdaroğlu ve CHP vardı. Türkiye'deki Suriyelileri biz geldiğimizde tekrar Suriye'ye göndereceğiz diyor. İnsanlıktan nasibini almamış olan bir kişi ancak bunu söyleyebilir. Türkiye'nin geçmiş siyasi tarihini son 16 yılla karşılaştırarak söze başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Darbe dönemlerinin o baskıcı, faşist, insanı ezen anlayışını rafa kaldırdık. 28 Şubat dönemlerinin üniversitelerdeki utanç sahnelerine son verdi. AK Parti hükümetleri döneminde herkesin özgürlük alanının genişlediğini vurguladı. Hareket alanı daralanlar sadece terör örgütleri ve yandaşları olmuştur. Gelir kaynakları kesilenler sadece çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden para kazanmaya alışmış asalaklar olmuştur. CHP yönetimindeki yılları ise sert ifadelerle andı. Bu adam bilmez. Çünkü bunlar her zaman zulümle iç içe olmuşlar. CHP'nin tarihini biz iyi biliriz. Onlar kollarında teröristlerle beraber Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirler. Biz ise rahmet erleriyle, şefkat erleriyle yürürüz, yürümeye de devam edeceğiz. Türkiye'nin hedeflerine ilişkin önemli mesajları da vardı. Yeni bir dönemin arifesinde bulunuyoruz. Bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir. Bu asla yayılmacı bir ideal değildir. Bugün Üsküdar Çekmeköy Sancaktepe metro hattı ikinci etabının açılışını da yaptı Erdoğan. Bu kez Bahçeli'ye de bir mesajı vardı. Canım kardeşim boşuna uğraşma. Biz rastgele cezaevlerine girenlere cezaevinin kapısını açamayız. Boşuna uğraşma. Kaşıkçı cinayeti konusundaki hassasiyetini de vurguladı. Biz kararlıyız dedik. Bunu meydana çıkaracağız dedik. Şimdi bu konuyla ilgili açıklamalarımı İnşallah salı günü grup toplantısında yapacağım. Mart 2019'daki yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına devam ediyorlar. Açıklanacak ilk isimlerin ise CHP'den gelmesi bekleniyor. Altıok'un adaylarını resmen duyuracağı belediyeler arasında merakla beklenen bazı büyük şehirler de var. Yerel seçimlere 5,5 ay kala partilerin belediye başkan adaylarının isimleri de netleşmeye başlıyor. Görev bize düşüyor. Tarla tarla, fabrika fabrika, cadde cadde, sokak sokak, eve bunları anlatacağız. Adaylarını açıklamaya başlayan ilk parti CHP olacak. Çarşamba günü parti meclisinde 200'e yakın adayın ismi resmiyet kazanacak. O toplantı öncesinde parti meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan ekipler tebliğ kıyafet sokağa inerek seçmenin nabzını tutuyor. Asla geri dönmek yok. İstanbul'u kazanana kadar çalışmalarımız devam edecektir. Hangimiz kazanacaksak onunla devam edeceğiz. İstanbul'a kanal değil, İstanbul'a tanal lazım. Dikkatler Ankara, İstanbul ve İzmir'e çevrildi ama üç büyük şehrin aday isimlerini öğrenmek için bir süre daha beklemek gerekecek. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun adaylıklarının ise ilan edilmesi bekleniyor. İnşallah büyük şehrin anahtarını da bu güzel ilçemize getirecek. 25 yıllık AKP'nin İstanbul saltanatını yıkan bir İstanbul belediye başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır zaten. Tabanda ittifak için arayışlar da devam ediyor. İstanbul ve İzmir'de en yüksek oy potansiyeline sahip ismi aday gösterecek Altıok. Ankara'da ismi ön plana çıkan Mansur Yavaş'ın ise İYİ Parti'den de aday olabileceği konuşuluyor siyaset kulislerinde. Çok daha güçlü bir sonuç elde edeceğiz. Göreceksiniz. Bir tarafa yazın. Hayırlı olsun. Teşekkürler. MHP lideri Devlet Bahçeli dün akşam görkemli bir düğünde nikah şahidi oldu. Düğünün sahibi MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ydı. Törenin sonunda Bahçeli gelini Türk bayrağı hediye etti.
Geline bilezik taktı. Genç çifti Türk bayrağı ile mutluluğa uğurladı. MHP lideri Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu. Sayın Genel Başkanım, siz de Mehmetlere şahit geliyor musunuz? MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın oğlu Dünya Evi'ne girdi. Genç çiftin düğününe Genel Başkan Bahçeli ile parti yönetimi de katıldı. Çift nikah salonuna mehter marşıyla geldi. Gelinin tacı en dikkat çeken detaydı. Çiftin en mutlu günlerine şahitlik eden MHP lideri geline bilezik taktı. Aile cüzdanını yine geline veren Bahçeli, nikah sonrasında Türk bayrağı da hediye etti. Cemal Khashoggi cinayeti her yönüyle sıra dışı bir vaka kuşkusuz. Neyse ki sır perdesi hızla aralanıyor. Gelin bugün ortaya çıkan çok çarpıcı iddialara bir göz atalım. Bakın 5 kişilik Suudi infaz timi talihsiz gazeteciyi nasıl öldürdü? Cansız bedenini ortadan kaldırmak için hangi yollara başvurdu? Cemal Khashoggi nasıl öldürüldü? İsmi açıklanmayan Suudi bir yetkili Reuters haber ajansına cinayetle ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Öldürmedik, yanlışlıkla öldü demeye getirdi. İddiaların ilki, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik ekip gazeteci Cemal Khashoggi'yi Suudi Arabistan'a dönmek için ikna edecekti. İstanbul dışında güvenli bir evde onu alıkoyacaktı. Eğer ikna olmazsa serbest bırakacaktı. İddiaya göre Suudi ekip yetkisini aşarak şiddet uyguladı. Konsolosun odasına götürülen Cemal Khashoggi Suudi Arabistan'a dönmeyeceğini ve kendisini dışarıda bir kişinin beklediğini, eğer bir saat içinde çıkmazsam o kişinin Türk yetkililerle irtibata geçeceğini söyledi. Bunun üzerine Khashoggi Suudi ekibe beni kaçıracak mısınız diye sordu. Evet yanıtını alınca da iddiaya göre bağırmaya başladı. Suudiler panikledi. İddiaya göre Khashoggi'yi engellemek için boğazını sıkıp ağzını kapattılar. Khashoggi boğularak can verdi. İnfaz timi soğukkanlı bir şekilde Khashoggi'nin cansız bedenini bir halıya sardı. Konsolosluk aracıyla Sultanahmet'e götürdü. İddiaya göre ortadan kaldırması için yerel bir işbirlikçiye teslim etti. İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Ekipteki bir adli tıp uzmanı delilleri kararttı. Diğer bir kişi de Cemal Khashoggi'nin konsolosluktan çıktığı görüntüsü vermek için kıyafetlerini giydi, gözlüklerini taktı ve binadan ayrıldı. Türk polisi olaydan sonra güvenlik kameralarını inceledi. Oyunu kısa sürede ortaya çıkardı. Kendine Cemal Khashoggi süsü veren Suudi görevli konsolosluktan çıkıp Sultanahmet Meydanı'na gitmiş, gözlük ve kıyafetleri de oraya bırakmıştı. Yine Suudi yetkilinin iddialarına göre infaz timi ülkelerine döndükten sonra yalan söyledi. Khashoggi'yi bir kez uyarıp serbest bıraktık dedi. Suudi yetkililer kafa karıştırmaya çalıştı ama Türk polisine göre infaz timi korkunç olayı tamamen planlayarak geldi. Cemal Khashoggi'yi ikna etmek için değil, öldürmeye geldi. Türkiye cinayeti tamamen çözdü. Geriye bir tek Khashoggi'nin cansız bedeni kaldı. İddiaya göre Belgrad Ormanı ve Yalova'da bazı noktaları arayan Türk polisi sonuca çok yakın. Günün kahramanı geliyor şimdi ekranlarınıza. Biri bebek, 3 kişilik bir aile araçlarıyla nehre uçtu. Ters dönen araçta mahsur kalan ailenin yardımına bakın kim koştu. Kafayı tut. Kafayı kaldır. Öbürüne bak abi sen, öbürüne bak abi. Hepsi de baygındı. Nefes almıyorlardı. Ancak sayesinde yeniden hayata döndüler. Anne, baba ve 2 aylık bebeklerini ırmaktan böyle kurtardı. Açtıktan sonra bayan aldım. Sonra beyefendi aldım. 34 yaşındaki Mehmet Gümüş eşi ve 2 aylık bebeğiyle araçtaydı. Yeşilırmak Nehri'nin üstünden geçerken bir anda kontrolünü kaybetti. Araçla birlikte 10 metre yükseklikten nehre uçtular. Ben sabah işten geliyordum. Birkaç kişi buraya birlenmişti. Muammer Kiraz o sırada tam da oradan geçiyordu. Kalabalığı görünce yanlarına gitti. Irmak'ta ters dönmüş aracı görünce hızla aşağı indi. Adamı çıkar. Her kişi için de dediler, ben de acilen aşağı indim. Kapıyı açmaya zorladım, kapılar biraz zorlandı. Önce anne ve babayı kurtardı. Bu yaşıyor, bu da yaşıyor ya, bu da yaşıyor. Bu da yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Ver ona da. Sonra çocuğu gördük. Çocuk suyun yüzünde yüzüyordu. Çocuğu da aldım. İki aylık Elif Beren de kurtulduktan sonra rahat bir nefes aldı. Gümüş ailesi hastaneye kaldırıldı. Muammer Kiraz'ın örnek davranışı ise takdir topladı. Kafayı tut. Kafayı kaldır.
HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz öldürülen teröristin cenazesine katılmak istedi. İzin vermeyen polislere hakaret edip bağıran vekile güvenlik şube müdüründen tokat gibi cevap geldi. Provokatörlük yapıyorsun sen şu anda. Devlet memurusun, maaş alıyorsun, bu ülkenin maaşını alıyorsun. Terör örgütünün mensubunun cenazesine geliyorsun. Almıyoruz, terör örgütünün mensubunun cenazesini almıyoruz, almayacağız ya. Terörist cenazesine katılmak istedi. Polisleri azarlayıp hakaret etmeye kalkıştı. Polisten tokat gibi cevap geldi. Milletvekilsen milletvekili bir. Lütfen geri çekil. Bağırma lütfen bana. Geri çekil. Bana bağırma. Hayır. Sen bu şekilde memurlar bağıra bastın. Ben kamu görevlisiyim. Bağırıyorsun. Benim olduğum yerde hiçbir memur hakaret etmeni sahip etme. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz beraberindeki grupla PKK'lı teröristin cenazesine katılmak istedi. Gitmek sen istiyorum. Müsaade etmiyorum. Gitmek istiyorum. Müsaade etmiyorum. Hangi gerekçeyle? Halk yarıyorsan halk olur. Niçin? Madem halkını bu kadar çok düşünüyorsan Diyarbakır'ın bu kadar sorunu var, git onlarla ilgile. Güvenlik şube müdürü saygısızlığa izin vermedi. Ne yani, bu mu terörizm yoksa benim cenazeye gitmem mi terörizm? Hangisi terörizm ben sorarım size. Nasıl müsaade etmem, neyin yani? Hangi hakla, hangi gerekçeyle, he? Hangi gerekçeyle? Hangi gerekçeyle öğrenebilir miyim? HDP'li milletvekili hakaret etti, cevabını aldı. Şu an onu yapar mısın? Bakar mısın? Bu kadar korkaksınız işte. Bu kadar korkaksınız. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Devlet memuru hakaret etsin lütfen. Devlet memuru hakaret, korkak çiftsiniz. Korkak olmasam devlet memuruna gelip çünkü konuşamazsın. Bağırma bana. Polisin dediği oldu. O milletvekili teröristin cenazesine katılamadan gitti. Bu ülkenin maaşını alıyorsun, terör örgütünün mensubunun cenazesine geliyorsun. Almıyoruz, terör örgütünün mensubunun cenazesini almıyoruz, almayacağız ya. Ben kamu görevlisiyim, bu kim? Bağırıyorsun. Benim olduğum yerde hiçbir memur hakaret etmeni sahip etme. Faslı hostes aşık olduğu Türk sevgilisinin kurbanı oldu. Evlilik hazırlığı yaparken kendini bir anda adliye koridorlarında buldu. Evlenmek için Fas'tan Türkiye'ye yerleşti. Ancak iddiaya göre Türk sevgilisi Faslı hostesi 50 bin doların üzerinde dolandırıp kaçtı. 28 yaşındaki Mona Faslı hostesti. 4 yıl önce İstanbul'da aşkı buldu. Evlilik hazırlığına başladı. Her şey ilk başlarda yolundaydı. Sevgilisi genç hostesi ailesiyle bile tanıştırdı. Güvenini kazandıktan sonra da onu ev almaya ikna etti. İddia göre sevgilisine kendi hesabından 55 bin dolar çekti ve Esenyurt'ta bir ev satın aldılar. Genç hostes o evin kendi üzerine olduğunu sanıyordu. Ancak ta ki evin tapusunu görmek isteyene kadar. Sevgilisinin 3 yıl oyaladığı kadın sonunda o tapuyu gördü. Ancak bir sorun vardı. Tapu sahteydi. Üstelik iddia göre sevgilisi genç hostesin hesabından 12.500 euro daha çekmişti. Faslı genç kadın evlilik hazırlığı yaparken kendini bir anda adliye koridorlarında buldu. Türk sevgilisinden şikayetçi oldu. Böyle evlat düşman başına dedirten bir olay. İflas edince bunalıma giren genç adam annesinden para istedi. Vermeyince de sinirlendi. Önce yaşlı annesine şiddet uyguladı, ardından da evini yaktı. Bir yerin evi yaktım de yemin ettim. Dediğini de yaptı. Bunalıma giren oğlu talihsiz kadının evini yaktı. Benim oğlan bunalımdaydı, psikolojisi bozuktu. 65 yaşındaki Feride Ağan, 31 yaşındaki oğluyla birlikte yaşıyordu. İddiaya göre emlak işleri yolunda gitmeyen oğlu iflas edince bunalıma girdi. Gece gündüz içiyor, psikolojik haplarını içiyor, alkol içiyor. Parasız kalan genç iddiaya göre annesinden para istemeye başladı. Para versem iyi, para vermediğim zaman çıldırıyor. Bir süre sonra da annesine şiddet uygulamaya başladı. Savcılığa gittim. Aile mahkemesine dilekçe verdim. 6 aydan beri gitmedim, çalmadım, kapı kalmadı. Sonuç alamayınca komşularına sığındı. Ben komşulardaydım. Çocuklar bağırıştı geldi. Gerisini hatırlamıyorum. Gel buraya, sen söndüremezsin onu. Oğlunun gözünü bile kırpmadan ateşe verdiği evi küle döndü. Bunu yapan oğlu tutuklandı, cezaevine gönderildi. Şimdi çaresiz kadın kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Ben kiralarda dolaşacak gücüm yok. Ben evimin yerine ev istiyorum. Devlet beni sahip çıksın. Kuru yemiş fiyatları cep yakıyor malumunuz. Hal böyle olunca hırsızların da ilgi odağı oldu. Bankayı, kuyumcuyu bırakıp bir kuru yemişçiye dadandılar.
20 bin lira paramız gitti. Cenab-ı Allah onların burnuna getirsin. Soygun için bankaya, kuyumcuya değil, kuru yemişçiye girdiler. 20 bin lira değerinde yüzlerce kilo kuru yemişi 20 dakika içinde çaldılar. Yaklaşık 700-800 kilo çerez götürmüş bu adam. Olay dün sabaha karşı Sultanbeyli'de yaşandı. Sokak boştu. Camın arkası çuval çuval kuru yemiş doluydu. Düğün yapacakmış herhalde. Çereze ihtiyacı varmış. Yüzleri maskeli hırsızlar bu minibüse geldiler. Önce aralarında bir süre bu şekilde plan yaptılar. Ardından levyeyi çıkarlar ve camı esnetip kırmak için harekete geçtiler. Önce şu aralara levyeleri sıkıştırıyorlar, camı esnetiyorlar böyle. Hırsızlar kısa sürede içerideydi. 4 kişi beraber cama yükleniyorlar. Camı olduğu gibi aşağı doğru itiyorlar. Kuru yemişler elden ele taşındı. Sonra kasanın yanındaki sigara kartonlarına yöneldiler. Ekmek kasasına doldurup onları da çaldılar. Onu da götürüp başkasına yarı fiyatına satacaklar. Kuru yemişleri birer birer minibüse yüklerken mahalleden biri onları fark etti. Ne yapıyorsunuz diyerek müdahale etti ve hırsızlar ondan sonra korkarak kaçmaya başladı. Ben görmesem daha fazla gidecekti yani malzemeler. Sabah bir sesle uyandım. Hırsızlar minibüsle kaçıp kayıplara karıştı. Polis şimdi her yerde bu kuru yemiş çetesini arıyor. Takipçisi olmamız gereken bir dava. Boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında kurşunlanan, tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Handan Toprağ'ın davası. Onu felç bırakan o cani bir kez daha hakim karşısındaydı. Silahı ağzıma ve kafama dayadı. O anda her şey bitti dedim. Yani ölüyorum dedim. Yaşadıkları bir an olsun gözlerinin önünden gitmiyor. O acı olayın izini sadece bedeninde değil, ruhunda, yüreğinde taşıyor. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmek de istemiyorum. Çünkü bana bunu yapan, reva gören insanın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Genç yaşımda beni bu hale getirdi. Bundan sonraki yaşantımın hesabını kim verecek? 2,5 yıl önceydi. Talihsiz kadın iki çocuğunun babasından boşanmak isteyince hayatı kabusa dönüştü. 2016 yılında ayrı yaşadığı kocası tarafından sokak ortasında kurşunlandı. O kurşunlar belki de onu hayattan koparacaktı ki komşuları o cani kocaya saksı fırlattı ve Handan Aşkın sağ kurtulmayı başardı. Vurulmamdan dolayı da felç kaldım. Çocuklarımla ilgilenemedim. Bir refakatçim olmadan her istediğimi yapamıyorum. En önemlisi çocuğum yemek istediği zaman ben çocuğuma yemek yapamıyorum. Handan Aşkın'ı felç bırakan, tekerlekli sandalyeye mahkum eden o cani koca bugün bir kez daha hakim karşısındaydı. Önceki duruşmada akli dengem yerinde değil derken bugün de akli dengesinin yerinde olduğunu söyledi. Akli dengesi gerçekten de yerindeydi. Bunu bilerek, isteyerek yaptı. Duruşma çelişkili ifadeler veren acımasız kocanın rapor alması için bir kez daha ertelendi. Adalete sığınıyorum ama ben de davamdan hiçbir zaman vazgeçmiyorum. Kadın örgütleri destek için bugün de talihsiz kadının yanındaydı. İvedilikte bütün kadınlara çağrıda bulunuyoruz. Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin. Mevsim değişince tezgahtaki meyve sebzelerde fiyatları da değişiyor. Artık yavaş yavaş pazara da kış geliyor. Peki fiyatlar ne durumda? İşte cevap. Ne aldınız teyzeciğim? Sebze meyve. Kışlıklar çıkmış mı sebze meyve? Yavaş yavaş çıkıyor. Çıkmış ama fiyatlar çok artmış. Neler aldım? Biber aldım. Mısır aldım. Pazardan ne aldım? Domates aldım, buz aldım. Elma. Kış meyvesi. Kış meyvesi 4 kilo 10 lira. Herkes yesin haydi. Kış sebzeleri, meyveleri çıktı. Peki fiyatları nasıl? Bir tarafımda sebzeler, diğer tarafımda meyveler. Pazarı tezgah tezgah gezeceğiz. Bakalım kışın faturası pazarda kaç liraya çıkıyor? Ararsak var. Aynen öyle. Pırasa var, ıspanak var. Ispanak aldım. Ispanak 4 lira, şöyle göstereyim. 2,5 olması lazım. Kışın tencerede en çok kaynayan ıspanak. Ispanağın başına geldim şimdi de. 5 lirayla yaptı açılış fiyatını ama ucuzladı şimdi. Şimdilik 4 lira. Bakalım daha da ucuzlayacak mı? Böyle içecek abla 5'li 4 oldu. Daha aşağı olmaz artık. Yeni ürün diyorlar. Onun için pahalı diyorlar. Pırasanın kilosu 5 lira. Kabak da çıktı. Bakın bu çorbalık kabak. Bu da tatlılık kabak. Hemen gelelim fiyata. Şöyle ayıklayıp satılıyor. Burada bir kilo var. Bunun kilosu 7 lira.
tatlı demişken, tam da kabak tatlısı zamanı dedik. Bunu pişireceksiniz, üstüne de biraz tahin, biraz ceviz dökeceksiniz. İşte şahane bir tat sizi bekleyecek. Kış meyvesi hurma. Başladı efendim. 7, 8, 1,5 kilo 10 lira. Hasılatı bol maşallah. Ne demişler? Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Nar, kışın en şifalı meyvesi. Tezgahta bolca var. Kilosu 4 lira. İster kaşık kaşık yiyin, ister de suyunu için. Özellikle portakal suyuyla karıştırınca daha da şifalı oluyor. Şimdi bakacağız. Acaba portakalın kilosu kaç lira? Portakalın kilosu kaç lira? 8 lira. En ucuzu yine mandalina yani. Bedava diye bağırdın. Bedava bunlar. Kasım ayı itibariyle ucuzlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha, işte böyle. Antalya'da bir iş adamının sosyal medya hesabına Amerikalı kadınlardan hakaret mesajları gelmeye başladı. Önce ne olduğunu anlamadı ama sonrasında öyle şeyler yaşandı ki devreye FBI dedektifleri girmek zorunda kaldı. Biri ondan habersiz fotoğraflarını aldı, sahte hesap açtı. ABD'li kadınları dolandırdı. 45 yaşındaki Atıl Pekşen Antalya'da yaşıyor. Fabrika sahibi, bir iş adamı. İş hayatı kadar sosyal hayatı da renkli. Spor yapıyor, şarkı söylüyor ve bütün bunları sosyal medya hesabında paylaşıyor. Bir gün yabancı bir kadın ona bir mesaj attı ve beni dolandırdın dedi. Önce ne olduğunu anlamadı ama zamanla o kadınların sayısı 5'e çıkınca işin peşine düştü. İşin aslını öğrenmek isteyen Pekşen 5 kadını sosyal medyada buluşturdu. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi iş adamının fotoğraflarını kullanıp sahte bir hesap açmıştı. Zengin ve yakışıklı iş adamı profiliyle 5 kadını dolandırıp kaçmıştı. İşin aslı anlaşılınca da Pekşen kadınlardan o dolandırıcıdan şikayetçi olmalarını istedi. Dolandırıcılar Amerikalı olunca devreye FBI ajanları girdi. Ama o sahtekar hala yakalanamadı. Hala da yeni kurbanlar peşinde. Eşten gizli kredi çekmek boşanma sebebi. Yargıtay'ın emsal kararı böyle. Eşi kendisinden gizli kredi çeken bir kadın durumu fark edince boşanma davası açtı. Ortaya da nur topu gibi bir tartışma konusu çıktı. Eşten gizli kredi çekmek boşanma nedeni midir? Geçimsizlik, huzursuzluk getirir. Eşler arasında her şeyin konuşularak halledebilmesi, şeffaf olması lazım. Sonuçta yapmış, bitmiş bir şey yani. Ne diyebilirim ki? Öyle bir durumun hiç yaşanmayacağını zaten tahmin ediyorum. Yok canım, öyle saçma şey olur mu? Boşanma nedeni kredi çekti diye olur mu? Balıkesir'de kocası kendisinden habersiz kredi çeken kadın boşanma davası açtı. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay emsal bir karar verdi. Eşinden gizli kredi çeken kocanın bu davranışını güven sarsıcı buldu ve boşanmaya hükmetti. Peki sokak ne diyor bu duruma? Eşler arasında gizli bir şey olmamalı. Maddi, manevi her açıdan. Bu son derece önemli ve belirleyici. Bence değil. Bence boşanma değil mi? Nedenidir yani. İyi niyet söz konusuysa eğer, gizli de olsa kredi çekilebilir mi ya da borçlanılabilir mi? Cevabını sokaktan alacağız. Boşanma nedeni mi? Bence neden yani, olabilir. Yani hayırlı bir iş için kullanılıyorsa bence değil. Peki niyet iyiyse? Ne amaçla çekildiği önemli kredinin. Size yansıtmak istemediği bir borcu kapatmak için çekmişse kredi. Güven sarsıcı bir durum. Sebebi ne olursa olsun finansal durumlarında beraber yönetilmesi gerekiyor evlilikte. Bir sorun çıkarmazdım. Yani bunu nasıl halledebileceğimizi aramızda konuşmamız lazım. Yargıya göre eşten habersiz kredi çekmek güven sarsıyor. Evlilik birliğinin temelini zedeliyor. Son derece saygın ve kıymetli bir kurumdur. Eşini üzmemek gayesiyle dahi olsa güven sarsıcı bir işlemdir. Hukukçular da Yargıtay'ın vermiş olduğu bu kararı oldukça yerinde buldular. Özellikle eşlerden birinin birbirinden haberi olmadan borç alması bile aslında bir boşanma nedeni. Fakat manevi tazminat burada isabetli değil. Çünkü bu durum eşlerden birinin herhangi bir şekilde kişilik hakkına zarar vermiyor. Boşanma davalarında manevi tazminatın söz konusu olabilmesi için tazminat talep eden eşin boşanmaya sebep olan olaylarda daha fazla kusurlu olmaması lazım. Daha az kusursuz olması lazım. Herkes bir birey sonuçta. Özgür olmalı bence. Evliyken. Evet, kesinlikle böyle düşünüyorum. Büşra 24 yaşında kanser olduğunu öğrendi ama hastalığın onu ele geçirmesine izin vermedi. Daha çok gezdi, daha çok eğlendi. 2 yılın sonunda da mutlu haberi aldı.
18 santim büyüklüğünde bir kist vardı. Bundan benim haberim yoktu, patlayınca haberdar olduk. 40 gün sonra sonuçlarım geldiğinde kanser teşhisi koydular. Dedim ben bunun üstesinden geleceğim bir şekilde. Geldi de hem gezdi hem eğlendi. Hayat enerjisi kanseri yenmeye yetti. O bir kanser savaşçısı. Kanser olduğunu söylediklerinde ne tepki verdin? Güldüm. Bayağı bir güldüm hatta, çünkü inanamamıştım. Arkadaşlarımı aradım. Hani ben kanser olmuşum. Kabullendiğim zaman, saçlarımın döküldüğü zamandı. O zaman anlıyorsunuz ben kanser hastasıyım. Büşra Ceyhan, o tam bir kanser savaşçısı. Ona niye böyle diyorsun derseniz hemen anlatayım. Büşra 24 yaşındayken kanser olduğunu öğrendi. Ama hayat enerjisini bir an olsun kaybetmedi. Ve adeta kanserle savaşmaya başladı. Tamam, acı çekiyorum. Bunları yaşadım ama daha yaşayacağım çok şey var. Çünkü 26 yaşındayım. O güzel saçlar döküldü ama yerine yenisi geldi. Tıpkı Büşra'nın sağlığı gibi. Kemoterapi süreci benim için en zor olan kısımdı. Saçlarım çok güzeldi. En çok beni yıkanı olmuştu. Ama yapacak bir şey yok. Geri geldi zaten saçlarım. Bir süre aynaya bakamadım. Baktıktan sonra da hani bu ben miyim diye çok sorguladım. Amansız hastalığı yenip işe başlayan Büşra'nın kanser hastalarına bir de mesajı var. Mutlu olsunlar. Ben acı çekerken bile mutlu olan bir insandım. Müşteri gibi geldiği kuyumculardan altın çalıyordu. O hırsız sonunda yakalandı. Üstünden de çaldığı altınların parası çıktı. Bir yakar gibi yapmış. Yine aynı yöntemle bilezikleri cebine koyuyor, alıyor, kaçıyor. Müşteri gibi kuyumculara giriyordu. Sözde satın alma bahanesiyle önce altınlara bakıyor, ardından da cebine koyup kaçıyordu. Kartal, Maltepe ve Kadıköy'de kuyumcuların kabusu oldu. Aynı metodla bilezikleri çalıyordu. Bilezikleri tarttık, hesapladı kendisine. Sonradan bize kredi kartı çıkarttı. O arada bilezikleri kutuyu cebine koymuştu. Hırsız kutusuna koydurduğu o bileziklerin parasını ödemek için kredi kartı uzatıyordu. Ancak kuyumcu kredi kartı geçmediğini söyleyince para çekip geleyim yalanıyla kuyumcudan uzaklaşıp izini kaybettiriyordu. Kuyumcuların şikayeti üzerine hırsız polis tarafından her yerde aranmaya başladı. Soyacağı kuyumcular mercek altına alındı. Günlerce pusuda beklendi. Ancak o hırsız kuyumcuda beklenirken akıllara gelmeyecek bir yerde Maltepe Sahil Parkı'nda ortaya çıktı. Güvenlikleri şube müdürüne bağlı ekipler o hırsızı kıskıvrak gözaltına aldı. Ve yaptıkları üst aramasında da altınların parası çıktı. Hırsız Mustafa Koç'un üstünde çıkan 21.250 liraya el kondu. Yapılan sorgusunda ise 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suçtan kaydı olduğu anlaşıldı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Binlerce mülteci şiddetten ve yoksulluktan kaçtı, Meksika sınırına dayandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmek istediler ancak Trump'ın katı mülteci politikasına yenik düştüler. Mahsur kaldıkları köprüde bir de biber gazlı coplu müdahaleye uğradılar. Açız dediler. Giriş izni istediler ama Meksika kapılarını kapattı. O kadarla da kalmadı. Köprüde mahsur kalan çaresiz mültecilere müdahale edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, eğer Meksika göçü durdurmazsa devreye ordumuz girecek ve sınır kapanacak demişti. Dediği oldu. Meksika Trump korkusundan kapıyı kapattı. Honduras'taki şiddet olayları ve yoksulluktan kaçan 3000'e yakın Orta Amerikalı mülteci köprüyü geçemedi. Sıkıştı kaldı. Açız, bizi içeri alın diye bağırdılar. Kimi köprüden atladı, yüzerek sınırı geçmeye çalıştı. Kimi de tel örgüleri açtı. Tarafsız bölgeye geçti. Ancak çabaları sonuç vermedi. Polisin müdahalesi başladı. Aralarında çocuklar da vardı. Ortaya çıkan bu insanlık dramı yürek burktu. Her gün görüyoruz ki kötülüğün sınırı yok maalesef. Taş yürekliler zavallı bir köpeğin ayaklarını ve ağzını bağladı. Onu ölüme ve açlığa terk edip gitti. Şu şerefsizliği yapan insanı tanımak istiyorum. Bunu yapan insan olamaz ya. Zavallı köpeğin ayaklarını ve ağzını bağladılar. Onu öylece ölüme terk ettiler.
Yazık, günah ya. Şu hayvana bakın ya. Şu anda kurtaracağız bu köpeği. Görüntü Show Haber WhatsApp ihbar hattına İzmir'den gönderildi. Zeytinliğe yolu düşen aile gördüklerine inanamadı. Belediyeden şimdi yardım istedim Ezalengi. Böyle söyledi ama belediyeyi bekleyemedi. Zavallı köpeği o halde daha fazla tutamazdı. Oradan dayıma seslenseniz de gelsin. Zavallı köpek öylesine korkmuştu ki paniğe kapıldı. Dur, dur. Aa, ısıracak. Gel. Dur dayı, ağzını açmazsak olmaz. Boynundan tut. Boynundaki ipi kes. Peki onu bu hale hangi vicdansız getirdi? Şu an için bilinmiyor. Elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaya devam ediyor. Avaçları müzik eşliğinde dans edip eğlenmekti, ancak gittikleri gece kulübünün pisti çökünce kendilerini korkunç bir kazanın ortasında buldular. Eğlencenin tavan yaptığı sırada taban çöktü. Gece kabusa döndü. Korkunç kazanın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaleti. İçeridekiler kendilerini müziğin ritmine kaptırıp zıplamaya başladı. Ama işi abartınca kulübün tabanı o ağırlığı kaldıramadı. Yer yarıldı, onlar içine düştü. Onlarca kişi açılan yarıktan aşağı birbirlerinin üzerine düştü. Müziğin sesi yerini yardım çığlıklarına bıraktı. İnanılmaz kazada 30 kişi yaralandı. Büşra öğretmen direksiyon hakimiyetini kaybetti. 15 metreden apartman boşluğuna uçtu. Enkaza dönen araçtan sağ çıkabilmesi bile mucizeye bağlıydı ki o mucize de gerçek oldu. 15 metre yüksekten beton zemine çakıldı. Araç hurdaya döndü ama direksiyon başındaki sürücü kurtuldu. 24 yaşındaki Büşra Tümer biyoloji öğretmeni. Bursa'nın Gemlik ilçesinde aracıyla giderken nasıl olduysa bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı istinat duvarıyla apartman arasındaki 15 metrelik boşluğa düştü. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Neredeyse hurdaya dönen o aracın içinden birinin sağ çıkması mucizeydi. Neyse ki o mucize gerçek oldu. Büşra öğretmen araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri benzer kazaların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi. Ankara'nın hemen yanı başında bir köy. Başkente sadece bir saat mesafede ama köylülerin büyük bir sıkıntısı var. Cep telefonları çekmiyor. Konuşabilmek için de her gün evlerinin çatısına çıkmak zorunda kalıyorlar. Daha mı yükselmemiz gerekiyor? Daha yükselmemiz gerekiyor. Köyde mağdur durumda. Telefonları çekmiyor. Yukarıda bir tane tepe var. Tepeye çıkmamız gerekiyor. Yoksa telefon çekmez. Çobanından muhtarına, imamından bakkalına koca bir köy aynı sorunla mücadele ediyor. Çekmeyen telefonlar onları tepelere, çatılara çıkartıyor. Bir haftadır buradayım. Oğlumla iletişimim tamamen kesildi. Şebeke yok. Benim 750 dakam var. Dün benim tarifem sondu. 250 daka boşa gitti. Fatura zamanı geldiği zaman mesaj geliyor, tıkır tıkır ödüyoruz. Nerede bu? Aşağı Hacı Bekir Mahallesi'nde yaşayan hemen herkesin cep telefonu var ama bu cep telefonlarını kullanmaları mümkün olmuyor. İşte bu yüzden de devreye bu formül giriyor. Yerden ne kadar yükselirlerse telefonla konuşma şansları o kadar artıyor ama bu da çoğu zaman işe yaramıyor. Tepeye çıkmamız gerekiyor. Köpeklerin korkusundan da çıkamıyoruz. Telefon çekmeyen o köy başkent Ankara'ya sadece 100 kilometre uzaklıkta. GSM operatörlerine defalarca müracaat ettiler ama bir türlü sonuç alamadılar. Ya şimdi bu yağmurda kaçsa ne olacak? Kim bizi hastaneye götürecek? 112 acil ambulansı nasıl arayacağız? 180 lira fatura ödüyorum ben abi. En yüksek tepe nerede köyde? En yüksek tepe deponların olduğu tarafta. 2018'in Ankara'sında sinyal yakalayabilmek için çatılarda, tepelerde dolanıyorlar. Üstelik her ay telefon ve internet paketi faturasını da ödüyorlar ama konuşamıyorlar. Yeğenim arıyor, mobil ağa erişilemiyor. Çıkmak zorunda kaldım. Çünkü beni devlet su işlerinde kişiler arıyor, ulaşamıyorlarmış. Birazdan gelirler. Tek istekleri telefon çilelerinin bir an önce bitmesi ve çatılardan inip evlerine girmeleri. Yüzler doğru giderseniz çekiyor ama buraya da çekmiş. 32 ülkeden 900 adrenalin bağımlısı Fethiye'de buluştu. Gökyüzü renklendi. Nasıl yukarıda havalar? Yukarısı soğuk ya. Kaç metre yükseklikten dalgalandırdınız bayrağımızı? 1700'den açtım.
Fethiye'de gökyüzü renklendi. Tam 32 ülkeden 900 sporcu bu eşsiz deneyim için rotasını Ölüdeniz'e çevirdi. Yeryüzü mü, gökyüzü mü diye sorsam? Gökyüzü tabii ki. Tek başınıza mı uçuyorsun? Tek başıma uçuyorum, evet. Korkmuyor musunuz ya? Yok, alıştım artık. Bu yıl 19.sü düzenlenen Uluslararası Hava Oyunları tam bir görsel şölene sahne oldu. Babadağ'dan süzülen paraşütçüler şovlarıyla nefes kesti. Şu anda gökyüzünde tam anlamıyla bir görsel şölen yaşanıyor. Paraşütçüler 1900 metre yükseklikten Babadağ'dan süzüle süzüle işte bu noktaya, sahilin hemen yanındaki bu alana iniş yapıyorlar. Gerçekten de bu festival ayakları yerden kesiyor. Gökyüzündeki manzara görülmeye değerdi. Şov haber ekibi de bu eşsiz deneyimi yaşamak için Babadağ'a çıktı. Korkuyorum Adem abi. Hiç korkma abi, her şey yolunda. Aslında işin adrenalini daha bu kalkış rampasından başlıyor. Çünkü şöyle baktığınız zaman gerçekten insanın başını döndüren bir yükseklik. Tam 1700 metre ve uçuruma doğru serbest bir koşu gerçekleştiriyorsunuz. İşte tam da şu noktalarda ayaklarınız yerden kesilmeye başlıyor. Ve kendinizi böyle güzel Fethiye manzarasının semalarına bırakıyorsunuz. Biz de şimdi hemen soralım Adem Kaptan'a. Efendim, hazırlıklarımız bitti. Uçuşa hazır mıyız? Uçuşa hazırız efendim. Artık kuşam tertibatımızı kuşandık. Kanadımızı açtık. Şimdi kanadı bağlayacağız. Ve kanadı çekip şişirdikten sonra denize doğru dönüp koşumuzu yapacağız. Birkaç adımda yerden ayaklarımız kesilecek ve işte uçuş başlıyor. Son hazırlıklar yapıldı. Uçuş teçhizatı giyildi. Evet. Ve kalkış zamanı. Şov Haber muhabiri Ali Çiçek, Babadağ'dan kendini gökyüzüne böyle bıraktı. Babadağ'dan az önce uçuşumuzu gerçekleştirdik. Koştuk koştuk, rampadan havalandık. Ve şu anda yaklaşık kaç kilometredeyiz, kaç metredeyiz kaptan? Şu an yaklaşık 1500 metre irtifadayız arkadaşlar. Denizlerine doğru yaklaşıyoruz. Bir 5 dakika sonra denizin üzerine varacağız ve deniz üzerindeki irtifamız yaklaşık 1300 metre olacak. Keyifli uçuşumuz devam ediyor. Gerçekten çok keyifli, şunu söyleyeyim. Burada tam anlamıyla özgürlüğü hissediyorsunuz. Uçuş yaklaşık 45 dakika sürdü. Ölüdeniz'in muhteşem manzarası gökyüzünden böyle görüntülendi. Ve bir başka doğa sporu haberine geçelim. Kış geldi ama adrenalin tutkunları buz gibi sularda rafting yarışlarını devam ediyor. Hem de azgın dalgaların arasına düşme pahasına. Hava soğumaya başladı ama Kahramanmaraş, Kapıçam ve Kılavuzlu'da düzenlenen su sporları merkezinde yarışmalar devam ediyor. Avrupa'nın en büyük ekstrem spor merkezinde festival düzenlendi. Açılışı renkli gösterilere sahne oldu. Çok güzel bir parkuru var, biraz zorlu olsa da, ama biz başaracağımıza inanıyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, tarihi köprünün üzerinde yapılan açılış konuşmasının ardından yarışlara start verildi. Bir dünya şampiyonası yapmayı düşünüyoruz Kahramanmaraş'ta ileriki zamanda. Kayaların arasındaki zorlu parkurları aşmaya çalışan raftingçilerden bazıları starta kadar ulaştı. Ancak yarışmacılardan bazıları dalgalara yenik düştü. Botları ters döndü. Ekstrem sporları adrenalin severler için 3 gün sürecek. Yıl 2018 oldu. Artvin'deki bir köye bir türlü elektrik götürülemedi. Köylüler de haklı olarak bize kim yardım edecek diye soruyor. Biz burada çok mağduruz. Biz burada elektrik yok. Kaç senedir elektrik bekliyoruz. Elektrik vermediler. İhale yapıldı ama elektrik hala gelmedi. Her şeyimizi yaptım. Evraklarımızı, abonelerimizi, bütün hepsini yaptık, verdik, teslim ettik. Orada Artvin'e teslim etti. Yapılacak dedi. Direkt de geldi, yapılmadı. 17'de geldi, yapılmadı. 18 oldu, gittik. Yine yok dediler. Burası Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı İşan Köyü. Köylüler yıllardan beri karanlıkta. Hayvancılık yapmak istiyorum. Tarımla uğraşmak istiyorum. Toprağımız var. Elektrik olmadığı için bunları yapamıyorum. Jeneratör kullanıyoruz. Benzinin litresi 7 TL. Bir gecede 3 litre benzin yanıyor. Buna baş edemiyoruz. Gaz lambaları, jeneratörler, denemedikleri yöntem yok.
Tek istekleri ise devlet büyüklerinin bu işe artık bir dur demesi. Siz akşamları elektriğinizi, televizyonunuzu seyrediyorsunuz. Bu cefayı çekenleri bir göz önüne alın. İşte kuzu kuzu dedi Tarkan oldu, Sanat Güneşi'nin kıyafetlerini giydi Zeki Müren oldu, ünlü komedyen Cem Yılmaz, Arif Bey 216'da Arif Işık karakteriyle seslendirdiği şarkıları bir albümde topladı. Vur, vur akılsız başı duvarlara taşlara çok vur. Çok iyi. Çok önemli bir hatıra bizim için. Teklif gelirse girerim. Tehdit gelirse girmem. Tarkan'ın namelerini çıkarmak için İskender beni arkadan sallıyordu yani. Ay şeklinde. Kuzu kuzu da Tarkan'ı taklit etti. Kuzu kuzu geldim dile deyince kapandım dizlerime bu kez gururumu. Çok iyi. Özellikle Tarkan şarkılarını söylerken. Kandırdım diyerek Kenan Doğulu'ya meydan okudu. Kenan kıskandı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Arif ve 216 filminde seslendirdiği şarkıları albüm yaptı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yazar ve oyunculuk kimliğini de biliyorduk ama. Söz konusu Cem Yılmaz olunca çekilen anonslar bile eğlenceli hale geldi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bu kez sesini de duyduk. Arif ve 216 filminde ünlü popçuların seslendirdiği şarkıları kendisi revize ederek İskender Paydaş'la bir albümde buluşturdu. İşte o albümünde imza günü var bugün. Doğru söylüyor. Cem Yılmaz'ın Arif Işık karakteriyle ses verdiği şarkılar 90'lı yıllara ait. Hasretle plan çıkmasını bekliyorduk. Kendi evet. Sesimle değil karakterin sesiyle söyledim. Çünkü kendi sesimle değil kendi sesim çünkü daha iyidir. Albümde Cem Yılmaz'ın Ozan Güven'le karşılıklı söylediği Usta Priva şarkısı da yer aldı. Evet evet beraber söylüyoruz. Şarkı, evet. Bakalım seslendirenler burada yazıyordur. Evet Ozan Güven var. Hepsini severek okudum dedi ama özellikle birinde iddialıydı. Favorim kandırdım galiba. Kandırdım sonunda güzel gözlemin oyunlarla sevgiye çeyrek var. Bir tesadüf, bir tiyatro bileti bir kadını zayıflatabilir mi? Birazdan izleyeceğiniz haber bize bunun mümkün olduğunu kanıtladı. Yasemin Önal gitti tiyatro oyunu sayesinde yepyeni bir görünüme kavuştu. Bir anda kapı çaldı ve hayatım değişti. Kapıyı açtım. Çok tanıdık bir yüz var. Merak ettim çünkü dedim ki dışarısı o kadar güzel bir renk ki. Şu bakışı hep bilirim, tanırım. Öyle bir baktı ki ah yazık der gibi baktı. O kadar güzel bir yüzün var ki bebek gibisin ama dedim sana bu verilmiş ve emanet edilmiş. Armağana pek dedim iyi bakmamışsın. Tesadüfen tiyatrocu Betül Arım'la tanıştı, hayatı değişti. Genç kadın 10 ayda 43 kilo verdi. Fotoğraflara baktığım zaman hakikaten kendime ne kadar kötülük yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Ve sağlıklı yaşamımı benimseyerek, düzenli spor yaparak ve beslenme alışkanlıklarımı değiştirerek şimdiki halime geldim ve 43 kilo verdim. Yasemin Önal bir pastane sahibi, işi gereği de sürekli pastalar hazırlıyor ve tadına bakıyordu. Zamanla 108 kiloya kadar ulaştı ve neredeyse obezite sınırına yaklaşıyordu ki hayatı bir tesadüfle değişti. Ünlü tiyatrocu Betül Arım tesadüfen iş yerine geldi. Hayatını değiştirecek bu cümleleri kurdu. Neden bunu kendine yapıyorsun dedi. Niye böyle yaşıyorsun dedi. Betül Hanım bu kapıdan çıkarken bana bir anda döndü ve dedi ki bugün bundan sonraki yeni hayatının ilk günü dedi. Gerçekten de öyle oldu. Yasemin Önal Betül Arım'ın tiyatro oyununa gittikten sonra kilo verme kararı aldı. İnsanlar birbirlerini affediyorlar. Şimdi doktorlar reçeteye yazmaya başladı oyunu. Betül Arım'a göre düşünce gücüyle her şeyin üstesinden gelmek mümkün. Ya bu bilinçaltı bizim bahçemiz. Ya biz de onun bahçıvanıyız. Şimdi ben bahçeye hiç karpuz ekip de salatalık yetiştiğini görmedim. Bahçemize güller, sümbüller yerine niye ayrikotları ekelim ki? Eğitim her çocuğun hakkı diyoruz ama otizmli 8 yaşındaki Bora bu haktan mahrum. Annesi onun yaşıtları gibi eğitim almasını, okullu olmasını istiyor.
Çocuğumun eğitim hakkının olmasını ve okula devam etmesini istiyorum. Tek isteği oğlunun okula gidebilmesi, eğitim alması. Ama otizmli Bora sorunlar silsilesiyle karşı karşıya. Kaynaştırma öğrencisi olmadığı için birinci sınıfa gönderemiyorum. OÇES sınıfına gitmesi gerekiyor. Anne Seval Kılıç oğlunun durumunu 2 yaşındayken fark etti. Okul çağına gelince de onu okula yazdırmak istedi. Evlerinin yakınındaki yeni mahalle Abdi İpekçi İlkokulu'na gitti. Ancak o okulda bulunan otistik öğrenciler sınıfının kontenjanı doluydu. OÇES sınıfında yer yok. Zihinsel engelliler sınıfında da yer yok. Kaynaştırma sınıfına kaydını yaptılar. Ağır otizmli olduğu için annesinin iddiasına göre bu sınıfta eğitim alamadı. Üstelik evlerine devamsızlık mektubu geldi. Adresimize yakın olan bir okul var, ilkokul. Oranın birinci sınıfında kayıtlı gözüküyor. Bu yüzden de benim adresime devamsızlık cezaları gelmekte. Bu kez de valilik onlara evlerinden uzak başka bir okul önerdi. Bora'nın kaydı oraya alındı. Ara veriyoruz şimdi.